Şimdi yeniden vize sorunuyla devam edelim. Bu problemi herkes yaşıyor. Avrupa'ya gitmeye çalışan sanatçısı da yaşıyor, sporcusu da, iş insanı da, öğrenci de. Daha çok red veriyorlar. Aslında yurt dışında bir okula mektup gönderdim, kabul de aldım. Ama kabul olan arkadaşlarım da, dil okuluna giden arkadaşlarım da red almışlar. Eskiden böyle olmuyormuş ama şu an böyle galiba. Birinci de alamazsam ikinci, ikinci olmazsa üç, dört, beş öyle devam edecek yani. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hollanda vizesi için kapıdaydı. Elinde belgeleri hazır. Ekonomi ve işletme okuyacak. Kabul de aldı birkaç üniversiteden ama önündeki en zor engel bu değil. Üniversitenin davetine rağmen vize alabilmek için çabalıyor. Turistik ve iş vizesinin yanı sıra Türk öğrencilerin eğitim vizesinde de sorunlar yaşanmaya başlandı. Bekleme süresi uzuyor, hayaller de uzaklaşıyor. En az 3 ay ila 5 ay. Dolayısıyla diyorum zaten mutlaka Nisan'da bu işlemleri başlamamız çok önemli. Çünkü gitgide uzadı. İtalya geç vize veriyor normalde ama hani daha da gece kalırsa hani birinci dönem değil de ikinci dönem mi başlayacağız yoksa hiç gidemeyecek miyiz gibi. Vize stresinden önce randevu sorunu yaşıyor öğrenciler. Belgeleri teslim etmek için gün bile vermiyor pek çok Avrupa ülkesi. Randevular en erken 2 ay sonrasına veriliyor, 10 ay süresi de uzuyor. Adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Vize başvuru merkezi önündeki gençler endişeli. Kesin değil tabii ki. Konsolosluğa kalmış ama şu anda Türkiye'ye bir ambargo var sanırım. %95 retiyor. Verirler mi vermezler mi endişeliyiz. Vize sorunu öğrenci vizeleri içinde geçerli. Aslında onlar en zorunu başardılar. Yurt dışındaki okullardan kabul de aldılar. Ama kabul almalarına rağmen vize sorunu devam ediyor. Vize alamayanlar var. Özellikle Avrupa bölgesinden. Öğrencilerin en rahat vize alabildikleri ülke ise Kanada. Kanada bilmiyorum Schengen'e göre daha kolay deniyor. Ben de o yüzden Kanada'yı tercih ettim. Ben Fransız Lisesi'nden mezunum. Avrupa'ya giden arkadaşlarımda bir sıkıntı var. Onun farkındayım. Ama Kanada ve Amerika'da bunun sıkıntını yaşandığını tam söyleyemem. Okul ya da staj kaydı yaptırmasına rağmen vize reddi alan öğrenciler de var. Şikayet sesleri yükselmeye başladı. Aylar sonra vizeye ulaşsa da bu kez barınma krizi bekliyor gençleri. Tam okulun başlayacağı gün vizesi çıkabiliyor mesela. Öyle olduğunda da zaten kişi sayısının çok olduğu ve hane sayısının az olduğu Londra'da özellikle yerleştirmesinde çok büyük handikaplar oluşuyor. Yani Eylül ayında vizesi gelmiş bir çocuk ancak Aralık ayında boşalan bir eve yerleşebiliyor. O esnadaki 3 ayda da çok büyük zorluklar çekiyor. Sadece öğrenciler değil akademisyenler de artık ret almaya başladı. Avrupa Birliği projesinde görevli akademisyen Okan Gülbak'a Avrupa vizesi verilmedi. Avrupa Birliği projesinin Estonya ayağını gerçekleştirmek üzerineydi. 2023 yılı içerisinde 2 Schengen vize başvurusunda bulundum. Her 2 vize başvurum da olumsuz şekilde neticelendi. Bizler için hem üzücü hem de düşündürücü olmuştur.